Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Yine Ahmet Hocamla birliktesin. Seninle özet videolarına devam ediyorum. Bu videomda ise seninle birlikte neyi işleyeceğiz? Newton'ın hareket kanunları ile ilgili bunları biliyor muyum serisi, neleri bilmemiz gerekiyor? Üniversite sınavında çıkacak sorularla ilgili mümkün olduğu kadar kısa bir özet. Hemen başlayalım. Biliyorsun ki Newton'ın hareket kanunları 3 tane. Neydi bunlar? Birinci kanun dediğimiz kanun, Eylemsizlik yasası. Eylemsizlik yasasını hatırlarsın. Eylemsizlik yasası bir cisim duruyorsa durmaya devam etmeye, hareket ediyorsa sabit hızla. Lütfen buranın altını çizer misin? Hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam edecek. Gerçekten en önemli noktalardan bir tanesi aslında burası. Çoğu öğrencinin de dikkat etmediği noktalardan bir tanesi sabit hız. Diyorlar ki, hareket, hocam hareket ediyorsa hareketine devam etmesin. Nasıl bir hareket? Burası çok önemli işte sabit hız. Peki şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bir cisme uygulanan net kuvvetin sıfır olması durumunda karşımıza iki tane sonuç gelecek. Eğer cisim duruyorsa durmaya devam edecek. Ve sabit hızla gidiyorsa da hareketine sabit hızla devam edecek. Yani bir cisme etki eden net kuvvet sıfırsa cisim durur durmaya devam eder ya da az önce söylediğimiz gibi sabit hızla hareketine devam eder. Müthiş bir ifade dikkat etmelisin. Şimdi devam edelim. İkinci yasamız neyi? Temel yasa. Temel yasa dediğimiz şey zaten F ma olarak birçok öğrencinin çok iyi bildiği bir şey. Buradaki F ma'nın detayına gireceğiz zaten söyleyeceğiz. Yani diyeceğiz ki Cisme etki eden net kuvvet o cismin kütlesi ve ivmesinin çarpımına eşittir. Birinci yasa ne diyordu? Eğer net kuvvet sıfırsa cisim sabit hızla hareket eder ya da durur. Yani ivmesi yok. Fakat burada dikkat etmen gereken şey ne? Cisme etki eden net kuvvetin artık sıfır olmama durumunda o cisim ivmeli hareket edecek. Çok iyi biliyorsun ve burada kuvvetleri çizmek, diyagramları göstermek bizim için çok önemli olacak. O detaylara da seninle birlikte gireceğiz. Ama Hemen ondan önce Newton'un üçüncü kanunu etki tepki yasası. Etki tepki yasası ile ilgili çok önemli özellikler vardı değil mi? Etki tepkinin kendisi neydi? Bir cisme ya da bir yüzeye bir kuvvet uygularsak ki bu kuvvetin adı etki cisim ya da yüzey bu kuvvete eşit büyüklükte fakat zıt yönde bir kuvvetle karşılık verecek. Etki tepkinin önemli özellikleri. 1. Etki tepki her zaman eşit büyüklükte ancak kesinlikle zıt yönlü. Peki hocam bunun eşit büyüklükte olmadığı bir durum var mı? Yok arkadaşım hiç korkma. Sırtını bana yasla de ki bütün kuvvetlerde ama bütün etkileşimlerde etki tepki kuvvetleri her zaman eşit büyüklüktedir. Yani şöyle düşünebilirsin örneğin. İşte bir bowling topunu cam bir sehpaya attık. Sehpa paramparça oldu. Peki cam sehpaya bowling topunun uyguladığı etkiyle sehpanın bowling topuna uyguladığı tepki kuvveti hocam eşit büyüklükte midir gerçekten? Sehpa kırıldı paramparça oldu. Hiç önemli değil arkadaşım. Bunun tek bir sebebi var dayanıklılık. Yani buradaki sehpa bowling topunun uyguladığı kuvvete dayanamadı. Temel mantık bu. Ama onun dışında etki ve tepki her zaman büyüklük olarak eşit yön olarak zıt olur. Peki her zaman yüzeylere dik midir bu kuvvetler? Evet, her zaman yüzeylere dik olurlar. Peki başka özellikleri var mı? Etki tepki kuvvetleri birbirlerini asla dengelemezler. Bunlar üniversite sınavında çıkacak önemli noktalardan bir tanesi. Birbirlerini dengelemezler. Peki neden? Neden birbirlerini dengelemezler Ahmet Hocam diyecek olursan? Bunu da şöyle ya, izah ediyoruz. Diyoruz ki her zaman kime uygulanırlar? Farklı cisimlere uygulanırlar. O yüzden de birbirlerini dengelemezler farklı cisimlere uygulanır diye böyle ifade edelim ve aklımızda kalsın sevgili arkadaşım. Peki Newton'un temel hareket kanunlarını çok hızlı bir şekilde gördük. Bunlar bizim için çok önemli. Lütfen bunları unutma. Şimdi bunların devamında hemen neyi ifade edebiliriz? Tabii ki de sürtünme kuvvetini. Sürtünme kuvveti bizim için önemli kuvvetlerden bir tanesi. Hatırla bakalım kaç tane sürtünme kuvveti çeşidin var? Tabii ki de doğru hatırlıyorsun iki tane. Bunlardan bir tanesi kinetik sürtünmeydi. Bir tanesi ise statik sürtünmeydi. Kinetik sürtünme dediğimiz şey neydi peki? Cisimlerin işte bak Efsa ben tek kelime istiyorum. Aklında tek bir ifade olmalı kayarak öteleme hareketi yapan cisimlere etki eden sürtünme kuvveti dediğimizde bu sürtünme kuvveti ne olacak? Kinetik sürtünme olacak. Mesela şöyle düşünebilirsin. Örneğin burada bir yatay düzlemin var. Bu yatay düzlemin üstünde bir tane küçük minik bir kutum olsun. Bu kutu bu düzlem üzerinde V hızıyla kayarak öteleme hareketi yapıyor. İşte bu kutuya etki eden sürtünme kuvvetine ne diyeceğiz? Kinetik sürtünme kuvveti diyeceğiz ve hareketine her zaman zıt yönde olacak. Bak her zaman unutma. Çünkü Kayarak öteleme hareketi gerçekleşiyor ve hızıyla M kütleli cismi buraya attın ve bu tarafa doğru bir ne mevcut? Sürtünme kuvveti mevcut. Peki bu sürtünme kuvvetini ben nasıl hesaplıyorum? Onun de aslında biliyorsun, bu sürtünme kuvvetinin denklemini birazdan göreceğiz. Ama önce statik sürtünme. Statik sürtünme, durgun cisimlere etkeden veyahut da kaymadan dönerek ilerleyen cisimlere etkeden sürtünme kuvvetiydi ve formüllerini ifade edelim hemen istersen seninle birlikte buradaki sürtünme kuvveti F sürtünme eşittir k cisimle yüzey arasındaki kinetik sürtünme katsayısı çarpı en dediğimiz normal kuvvet az önce belirtmiştik ya etki tepki yasasındaki tepki kuvveti. Peki şurada güzel bir detayımız vardı. Neydi o? Unutmuyorsun değil mi? F sürtünmenin hangi değerini hesaplıyordu? Maksimum değeri eşittir k çarpı n. Buradaki k ne? Statik sürtünme katsayısı. <laughs> Burada dikkat etmen gereken şey neydi? Ya hocam burada bir max yazdınız. Bu ne? İşte bu şu anlama ifa ifade ediyor. Diyor ki biz bu denklemle sürtünme kuvvetinin statik değerini bulamayız. Onun alabileceği sadece maksimum değeri buluruz. Ne kadar güzel bir ayrıntı ve ne kadar önemli bir ayrıntı. Formülü yazdığında bulduğun şey statik değil. Statiğin alabileceği maksimum değer. Şimdi statik üzerinde biraz konuşalım. Şöyle bir şey düşünelim. Örneğin bu arabamızın bir tekeri olsun. Bu teker Motorun tork etkisi uygulandığını düşünelim bu tarafa doğru. Yani orta noktasından bağlı olan bu tekerlek motor tarafından dönmeye zorlanıyor. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyim ben? Motor bu tekeri döndürürken asfaltı, bak dikkat et, üzerinde bulunduğu asfaltı bu tarafa doğru itecek. Yani buraya çizdiğim bu kırmızı renkli sürtünmem kime uygulanan kuvvet? F sürtünme ama asfalta uygulanan kuvvet. Tekere değil dikkat et. Yani bu tekerin asfalta uyguladığı bir etki. E bu durumda asfalta tekere bir tepki kuvveti uygulamayacak mı? Uygulayacak. İşte o tekere bu tarafa doğru etki edecek. Ve bu motorun tork etkisiyle birlikte bu teker ne yapmaya başlayacak? Ötelemeye başlayacak. İşte tekerin ileriye doğru dönerek ilerlenmesini yani aslında ilerlemesini sağlayan ve bu tekerin hatta çok net bir şekilde söyleyebiliriz ki tekerin hızlanmasını sağlayan bu kuvvete ne diyoruz biz statik sürtünme kuvveti diyoruz. Niye Ahmet hocam? Hani bu ilerliyor. Hani hareket olunca kinetikti. İşte öyle bir şey yok arkadaşım. Oraya dikkat et. Ya bak hareket diye bir şey değil. Kayarak öteleme hareket ediyorsa, kayarak öteleme ile bir hareket varsa o kinetik bunun dışında ne kadar sürtünme varsa dönerek, kaymadan dönerek ilerleme dediğin zaman hemen aklına ne gelecek? Sürtünme kinetik. Peki buradaki kinetik pardon buradaki statik sevgili arkadaşım. Bak kaymadan dönerek ilerliyor. Şimdi yürüme olayını düşün bakalım. Ayakkabının bir tanesini yere koydun. Diğer ayağını hop ileriye atacaksın. Bunu ileriye atarken ayağındaki kaslarınla ayakkabını geriye doğru çekiyorsun. O zaman ayağını yere koyduğun ayağını geriye doğru çeken bir kuvvetin var. Kim bu? Kas kuvveti. Yine aynı teker mantığıyla asfaltı da geriye doğru çekiyorsun ya da üzerine bastığın zemini. E bu durumda ne oluyor? Zemin sana bir tepki kuvveti uyguluyor. İşte bu tepki kuvveti sürtünme. İşte bu sürtünme senin aslında yürüdüğün yönde oluşuyor. Ev sürtünme. Bunların ikisi de ne? Statik. Çünkü bunda dönüyor cismimiz ve kaymadan dönerek ilerliyor. Bunda ise yine kaymadan ayakkabımızı yere koyuyoruz. Ayakkabımızı yerde sürümeden tabiri caizse kaydırmadan kaldırıp bir sonrakini ileri atıyoruz. Aslında olay bu kadar temiz ve bu kadar bizim için önemli niceliklere sahip. Şimdi buradaki sürtünmeleri de ifade ettikten sonra tekrar şunu bir vurgulayalım mı senle? Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri sıfır statik sürtünme kuvveti maksimum değeriyle 0 arasındaki bütün değerleri alır. Bir de şöyle vurgulayalım. Bunu sakın ha sakın unutma. Senin formülünde hesapladığın şey statik sürtünme kuvveti değil alabileceği maksimum değer. Ne efsane sorular geliyor değil mi bunlarla ilgili? İnanılmaz güzel sorular var ki biz de kendi YouTube kanalımızda böyle sorular çözdük. Dinamikte de anlattık. Soru çözümlerimizde de mevcut. Peki hemen devam edelim. Bir sonraki kısmımız ne? Tabii ki de kesinlikle ve kesinlikle unutmaması gereken öğrencilerimizin mutlaka bu kısa tekrar serisinde bilmesi gereken ifadeler. Bak diyorum ki dinamik sorusunu çözmek istiyorsun arkadaşım? Kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle sana soruyu çözdürecek kuvvetleri cisimler üzerine çizmelisin. Allah aşkına bunları yap. Bak yapmıyorsun. Cisimleri ya da sistemlerin ivme vektörlerini çizmelisin, göstermelisin yapmıyorsun bunları. Ondan sonra da diyorsun ki hocam niye soruları çözemiyorum? Ya çok net. Aslında soruları çözememen, bilmemenle alakalı bir durum değil sevgili arkadaşım. Sen ne yapmıyorsun? Kuvvetleri çizmiyorsun. Ondan sonra da çözemiyorsun. Tama, tamamen mantık bu. Şimdi mesela böyle bir sistemle karşılaştığımızı düşünelim. Ben sorunun çözümünden, matematik işleminden daha önemli olarak neyi görüyorum biliyor musun? Şuraya bunun ağırlığını asmalısın. Buraya bunun ağırlığını asmalısın. 1. Şimdi ağırlıklarını hızlıca görelim değil mi? Mesela yer çekimini 10 Newton yer çekimini 10 işte metre bölü saniye kare ya da işte e, o aldığında buradaki ne olacak? 30 nit'lik bir ağırlığın olacak. Burada ne olacak? 20 nit'lik bir ağırlığın olacak. Peki bu makara 30 nit'lik bu ağırlığın daha büyük olması nedeniyle bu tarafa doğru dönecek mi? Evet dönecek hocam. O zaman şunu neden yapmıyorsun? Bu cismin yanına şöyle küçük bir ok çizsene ivmesinin yönünü gösterecek. Bu cismin de hemen soluna küçük bir ok çizsene ivmesini gösterecek. O zaman diyebilirsin ki bak bunun ivmesi aşağı doğru A bunun imesi yukarı doğru olduğu için eksi a. Hatta vektörel göstermeyelim böyle geriye alalım. A büyüklüğünde bunun imesi de a büyüklüğünde. Mesela k ile birbirine eşit mi? Tabii ki de değil. Çünkü sadece eşit büyüklükte yönleri aynı olmadığı için imeleri eşit değil. Peki sonrasında ne yapacağız? F net. F net neydi? 10. Eşittir. Hareket eden toplam kütle neyi? 5. Çarpı sistemin imesi a mı? Buradan a'yı ne bulduk? 2 bulduk. Metre bölü saniye kare. Mesela şuradaki l'nin bağlı olduğu t2 ip gelmesini bulmak istiyorsun aşağıya indiği için şunu yazman lazım buraya net kuvvet olarak. 30 eksi T2 eşittir. 3 çarpı A. Peki buradakini mi bulmak istiyorsun? Yukarı gidiyor. O halde ne diyeceksin? T1 eksi 20 eşittir 2 çarpı A ve bitti. A'ları yerine yazdığından da soru çözüldü. Peki başka bir kuvvet diyagramı çizebileceğimiz bir şekil görelim istersen hemen. Mesela geldi. Eğik düzlem üzerinde bu cismi kullandık. Şimdi bu cismin aşağıya doğru ağırlık vektörü var biliyorsun. Tek kuvvetimiz aslında şu. Aşağı doğru ağırlık vektörümüz var. Geriye doğru örneğin sürtünmeli bir düzlem olsun. Sürtünme kuvvetimiz var. Bir de burada tepki kuvvetimiz var. Gerçek kuvvet diyagramı bu. Ama sen ne yapıyorsun? Buradaki ağırlığı bileşenlerine ayırıyorsun. 1. Eğik düzleme paralel. 2. Eğik düzleme dik. Bu bileşenler nelerdi? Hatırla lütfen. Buradaki bileşen mg çarpı sinüs alfaydı. Tek tek uzun uzun işine girmeyeceğim. Mg çarpı kosinüs alfaydı. Bu ise Mg idi. Peki Mg'yi bileşenlerine ayırdığıma göre artık Mg diye bir şeyden bahsetme, bahsetmeyebilirim. Yani burayı siliyorum. Dikkat etmen gereken şey burayı sildikten sonra çizdiğim bu diyagram cisme etki eden kuvvet diyagramı değil. Soruyu çözdürecek olan diyagram. Buraya da N diyorum. Buraya da Fs diyorum. Örneğin aşağıya mı doğru gidiyor? Farz etki aşağı doğru gidiyor. Mutlaka buraya ivme vektörümün yönünü gösteriyorum aşağı gittiğine dair. Buraya da A yazıyorum. En basitinden en zor sorusuna kadar ben yapıyorum. Sen de yapmalısın. O zaman ne yapıyorum? Net kuvvet. Mg eksi. Mg sinüs alfa eksi f sürtünme diyorum. Ondan sonra yoluma devam ediyorum. Falan filan. Peki. Hemen gelelim bir sonraki sisteme. Mesela 40 Newton'lık bir kuvvetle cisim yukarıya doğru çekilmek istemiş. Aşağı doğru 30 Newton'lık bir kuvvet bunun ağırlığı. 20 Newton'lık kuvvette bunun ağırlığı olduğuna göre şuraya 30 yazsam. Şuraya 20 Newton yazsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. İşte bunları yapmazsam soru çözemem. Peki buradaki aşağı doğru toplam ağırlık 50 Newton yukarı doğru 40 Newton'lık bir kuvvet olduğuna göre bu cisim yukarıya doğru gitmeyecek. Bu cisim nereye doğru gidecek? Aşağıya doğru gidecek. Hemen buradaki ivmeyi A olarak ifade edeceğim. Sonra bu ivmenin yönünü bulduktan sonra artık büyüklüğünü hesaplayacağım. 40, 30, şimdi 40 yukarı, 30 ve 20 aşağı. Net kuvvet 10, 10 eşittir. Hemen kenara yazıyorum. 10 eşittir 5 çarpı a mı? Evet. O zaman a eşittir ne çıktı? 2 metre bölü saniye kare çıktı. İyi de buraya bakacak olursan yani şuradaki t'nin olduğu 2 kilograma odaklanacak olursan 2 kilogram kütleli cisim aşağıya gitmiyor mu? O zaman buna etki eden net kuvveti yazarken 20 eksi t eşittir. 2 çarpı a. A yerine de 2 yazdığın anda ne oluyor sevgili arkadaşım? T 16 çıkıyor. Yani soruyu çözmüş oluyorsun. Hemen gelelim bir sonrakine. Diyor ki mesela buradaki adam bunu ne yapıyor? İtiyor. E sürtünmeli bir düzlem olduğunu düşünelim. Hemen yapman gereken şey bu tarafa doğru uygulanan kuvvet varsa K ile zemin arasında bu tarafa doğru sürtünme. L'de bu tarafa doğru sürtünme. M'de bu tarafa doğru sürtünme oluşacak. Bunların tepki kuvvetlerini çizeceksin ağırlıklarını çizeceksin. E şimdi sen yapacaksın örneğin bundan sonra diyeceksin ki atıyorum bu sistem bu tarafa doğru A yümesiyle hareket etti. E hani soruyor ya biz bilen uyguladığı etki tepki kuvveti. O zaman şöyle düşünsene ya Buradaki arkadaşımız K, yi, L, M'yi de itiyorsa K sadece L ve M'yi, L de sadece ve M'yi itmiyor mu? O zaman bunlar da etki-tepki kuvvetleri yani diyagramları göstermen gerekiyor. Şu buranın etkisi bir de bunun tepkisi var. Bu L'nin M'ye uyguladığı etki bir de tepkisi var. Örneğin sistem sağa gidiyorsa o zaman ne diyeceğiz? Buradaki buradaki etki kuvveti yani K'nin L'ye uyguladığı etkinin kazandırdığı bu ivmeyi nasıl tanımlayacaksın? FKL eksi atıyorum şuradaki sürtünmeye F1, buradaki sürtünmeye F2, buradaki sürtünmeye F3 diyelim. Ne olacak? Eksi F2 eksi F3 kime? L'ye ve M'ye etkeden net kuvvet. O zaman M L artı M M çarpı A dedin. Bitti. Soru bitti. Çok temiz. O halde yapman gereken en önemli şey kuvvet diyagramlarını çizmelisin. Unutma. Peki devam edelim. Bir sonraki kısım ne? Eylemsizlik etkisi. Mesela şöyle düşünelim. Bizim sorularımızı hep kimin gözünden çözmemiz gerekiyor? Bu arkadaşın. Bu arkadaş kim bu sevgili arkadaşımız? ÖSYM. ÖSYM'nin gözünden düşünsek. Mesela bu aracın bir yönünde A yümesiyle hızlandığını düşünsek ya da iki önünde yavaşladığını düşünsek. Buraya bir hızlanıyor yazdığıma göre bu tarafa doğru bir ivme. Bu ivmenin değeri de A olmayacak mı? Bu aracın ivmesi. İşte bu durumda bu cisim üzerine ne oluşacak? Şurada bir T ip gerilmesi oluşacak. Peki cismin üzerinde başka hangi kuvvetler var? Hop aşağı doğru MG'miz var. Çizdik. Şimdi ben çözerken gerçekten benden dinleyen arkadaşlar çok iyi bilirler. Eylemsizlik kuvveti diye sanal bir kuvvet kullanıyorum. Farz et ki sen kullanmıyorsun. O zaman yapman gereken şey ne? Şu arkadaşın gözünden soruyu çözdüğünü unutmadığın için hemen ne yapıyorsun? Şuradaki T'yi bileşenden ayırıyorsun. Hop hop bu tarafa doğru bileşenden ayırıyorsun. Şu ikisi birbirini götürdü. O ikisi birbirini dengeledi. O zaman T'nin bu tarafa doğru buradaki açı 53 derece olduğu için örneğin Kosinüs 53. O zaman buraya t çarpı ne yazdın? Kosinüs 53 yazdın. İşte bu senin neyin oluyor? Bu senin net kuvvetin oluyor cisme etkeden. Ve bu net kuvveti ma'ya eşit dediğin anda soru bitiyor zaten. Mesela burada yine örneğin a eşittir 10 yaz 12 yaz 15 yaz 15 metre bölü saniye kare ile gidiyor. Şimdi bu aracın önündeki bu cismin düşmemesi için kuvvet diyagramı ne kadar önemli. Bu tarafa doğru aşağıya doğru ne uyguluyorsun? Mg ediyorsun değil mi? mg. O zaman düşmemesi için yukarı yönde neye ihtiyacın var? F sürtünme kuvvetine. Geldin mi buraya da fs yazdın mı? Şimdi, şimdi bu tarafa doğru aracın cisme uyguladığı bir tepki kuvveti olarak N'i düşünebilirsin. Zaten bu senin net kuvvetin. Peki Peki bir farklılık yapalım, bir farklılık yapalım. Buraya dikkat et. Soruyu aracın içindeki bir gözlemciye göre çözmek istersen, bu içindeki gözlemciye göre bu tarafa doğru gerçekte var olmadığını bile bile bir eylemsizlik kuvveti tanımlayabilirsin. Ama kuvvet diyagramını ÖSYM'nin gözünden çizmek zorunda olduğun için bu eylemsizlik kuvvetini tanımlayamıyorsun. Ama ben bunu dinamikle ilgili konu anlatım videolarımda net bir şekilde anlattım. Lütfen dikkat et. Şimdi o zaman mesela buradaki denklemleri nasıl yazacağım? Cisim düşmediğine göre F sürtünmenin neye eşit olması lazım? Büyüklük olarak MG'ye. Ayrıca cismin ivmelenmesini sağlayan şey mesela aracın hızlanmasını sağlayan şey tekerleklerin işte motorun tekerleklere uyguladığı tork etkisi ve sürtünme bla, bla bunları biliyoruz. Peki cismi kim itiyor? Araç itiyor. O zaman onun ivmelenmesini sağlayan net kuvvet şuradaki n değil mi? E bu n'i de neye eşitledin? m çarpı a'ya eşitledin. Sonra şuradaki sürtünmeyi açtın. k çarpı n eşittir mg diye. Hop şuradaki n gördüğün yere hop şurayı getirdin yazdın. E ne oldu? k çarpı m a eşittir mg dedin. Oradan k'yi istiyor? E çektin aldın mesela ne çıktı? g bölü a gibi gibi. Yani burayla ilgili soru çözerken lütfen şu eylemsizlikle ilgili kuvvet diagramına, cisimle ilgili kuvvet diagramına lütfen unutma. Çünkü dinamikte kuvvet diyagramını çözmediğin sürece başarılı olamazsın. Şimdi bunun dışında bir de gıcık sorular var ya hani şu üst üste cisimler. Onlarla ilgili ne yapıyorduk? Hiç vakit kaybetmeden onu da halledelim. Bak senden ricam şu. Üst üste cisimlerle ilgili soru çözüyorsun ya. Bak şu soruları sor kendine. De ki ben kimi çekiyorum? Mesela burada kimi çekiyorum? L'yi. Burada kimi çekiyorum? K'yi. Peki farz et ki diğeri hareket ediyor. Diğeri neden hareket ediyor? İşte bu iki klas soru sana ciddi anlamda faydalı olacak. Sen dedin ki ben kimi çekiyorum? Baktın F kuvvetine. L'yi çekiyorum. E dedin ki ben üstündeki örneğin. Şöyle düşün. İşte önümde telefonum var. Telefonun önünde üstüne kalemi koydum. Şimdi telefonu ileriye doğru götürüyorum. Kalem niye gidiyor? Aslında ben kuvveti telefona uyguluyorum. Bunun sebebi çok açık ve net. Aslında burada telefonla kalem arasında bir sürtünme kuvveti oluştuğu için kalem de hareket ediyor. Yani sen L'yi çekerken K'yi hareket ettiren şey ne? İşte bak burada sürtünme kuvveti. Farz et ki adam diyor ki K L'nin üstünden düşmüyor. E düşmüyorsa o zaman bu sürtünme kim? Statik. Ve bunun bir maksimum değeri var. O zaman getirdin yan tarafı hesapladın. Dedin ki F sürtünme statiğimizin max değerini hesapladın. K çarpı N dedin. E şimdi buradaki max değeri hesapladıktan sonra 2 kilogramlık kütleyi çeken kuvvet bu değil mi? O zaman F sürtünmenin maksimum değeri eşittir. 2 kilograma maksimum ivme kazandıracak. Şimdi bu ivmeyi de götürdün değerleri yazdın buldun. Ondan sonra ne yaptın? E Dedin ki o zaman F'in max değerini istiyorsa benden atıyorum. O zaman 4'ü ve 2'yi çektiğim için toplam kazandız demiğime A'nın hani az önce bulduğun maks değeri var. E atıyorum 4 çıktı. 6 6 kere 4 24 atıyorum tabii. Yani burada önemli olan şey şu aslında. Ben L'yi çekerken K neden geliyor? Sürtünmenin yönünü belirliyor ve kime uygulandığını belirliyor. Şimdi ben K'yi çekerken L neden geliyor? E bu sefer de sürtünme kuvveti L'yi çekiyor. Çünkü üsttekini çekerken üstteki alttakine tutunuyor ve onun gelmesini sağlıyor. İşte buradaki kuvvet yine kim? F sürtünme. Aynı işlemleri yaparak buradaki sürtünmenin hani neyini hesapladın? Fs'nin statik olduğu için yine maksını. Buradaki maksı bu sefer şöyle yaptın. Dedin ki 5 çarpı A sistemin hangi ivmesi? Max. E sonra yine aynı şekilde F'in maksimum değerini mi bulmak istiyorsun? Tamam. Çok basit. 3'ü ve 5'i birlikte çek çektiğin için hangi ivmeyle a max ivmeyle getirdin onu da buraya yazdın mı? Tamam. Sisteme uygulanacak, uygulanabilecek cisimlerin düşmeden hareket edebilecekleri maksimum kuvveti bulmuş oldun. Peki cisimler düşüyorsa? Hiç problem değil sürtünme kuvvetleri hep aynı yönlerde olacak. Yani sen L'yi çekerken sürtünme kuvveti K'yi sağa çekecek. Sen K'yi çekerken sürtünme kuvveti L'yi sağa çekecek. Yani yerdeki gözlemciye göre bu bunun üstünden düşse bile aslında yerdeki gözlemciye göre geriye değil ileriye düşecek. Hatta aralarında sürtünme kuvveti yoksa mesela K hiç hareket etmeyecek. L'yi çekip alacaksın. Çünkü ben alttan L'yi çekerken sürtünme kuvveti değil mi dikeyi getiren. E sürtünme yoksa o zaman K'ye gelmez ki. Ne diyor Newton? Temel kanunu şu. Bir cisme etki eden net kuvvet sıfır olursa, cisim duruyorsa durmaya hareket ediyorsa sabit hızla hareketine devam eder diyordu. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bak arkadaşım. Hoşça Hoşçakal.